yavaş yavaş alabilir miyiz biraz? Buradım ya. Abi şunlar arkadaşlar. Başkanım bu Hüseyin'le beraber çıkın. Yine hocam. Ben buradayız. Lütfen bir daha. Hocam şöyle ortaya alalım. Teşekkürler hocam. Hocam buradayım. Öncelikle gecede başarılı sporcular ödüllendirilecek. Buna ilişkin, ödüllere ilişkin ve başarılı sporculara ilişkin de söylersiniz. Bir ısınma yapalım. Tabii dünyanın her tarafında var bu, biliyorsunuz. Yani başarılı sporcular, işte başarılı spor adamları, teknik direktörler, aynı zamanda fair play ödülleri. Milliyetin yanılmıyorsam bu 50 bir hayli. Yani 2006 yılında naçizane ben de yılın spor adamı seçilmiştim. Öyle bir anım da var. Aradan 13 yıl geçmiş. Bayağı da uzun zaman geçmiş. Ve yani köklü olarak Türk sporunda özellikle yani yıllardır süre gelen bir gelenek milliyetin yılın sporcusu ve spor adamı ödülleri. Tabii ki başarılı sporcuyu ödüllendirmek lazım. Nasıl ki başarısız olanı yerden yere vurmayı becerebiliyorsak veya çok ciddi şekilde eleştirebiliyorsak başarılı sporcuların da, örnek sporcuların da her zaman ödüllendirilmesi lazım. Çünkü bunlar topluma rol model sporcular. O açıdan baktığımız zaman bir de tabii geleneksel bir ödül töreni olduğu için benim gerçekten çok önemsediğim bir ödül töreni. Dereceye girenleri, daha doğrusu ödül alanları, seçilen sporcuları ve spor adamlarını da ayrıca tebrik ediyorum ama kimin seçildiğini bilmiyorum. Sayın Başkan, bir de gündeme dönecek olursak... Bir başlangıç da yaptık diyebiliriz. Tabii şöyle söyleyeyim, yani ilk maçımızı bizim Arnavutluk ve Moldavya ile oynamamız, Fransa ve İzlanda ile... Yani şansımızın iyi gideceği, burada yürüyeceğimiz, çektiğimiz kuradan ve maçların fikstüründen belli oldu zaten. Yani bize yakışan bir karakter ortaya koydu milli takım. Yani bizim milli takımımız bu. Yani 4 tane milli takım çıkartırız biz aslında. 4 tane milli takım çıkartırız ve o 4 milli takım da yani ikincilikte, üçüncülükte ve dördüncülük arasında falan filan kendi gruplarında mücadele ederler. Galiba sıkıntımız şuydu. Bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı beceremedik. Çünkü doğru bir teknik direktör yoktu işin başında. Doğru bir teknik direktör demişken o zaman Şenol Hoca'ya değinmeden de olmaz. Hocanın etkisi fark edildi. Özellikle takımdaki tabii. Hava itibariyle. Ya elinizde böyle bir şey varsa kullanacaksınız arkadaş. Yani seni 2002'de dünya üçüncüsü yapmış bir teknik direktör varken sen kalkar Hiddink'le başlayan, facia aslında Hiddink'le başladı da kimse farkında değil. Bir sürecin içerisine giremezsin. Senin böyle bir lüksün yok. Bunu yapamazsın. Efendim adamın kariyeri varmış ya. Hiddink'in kariyeri bizim üçüncü olduğumuz Dünya Kupası'nda Kore'yi dördüncü yaptı. Tek kariyeri bu yani. Yine bizim altımızda. Ama sen kendi dinamiklerini kullanmazsan işte başına gelecekler belli. 2002, 2019, 17 senedir debelenip duruyoruz. Fransa maçı için ne söylersin? Zorlu bir rakip çünkü. Şimdi yani dünya şampiyonuna karşı oynayacaksınız. Evet. Tamam hiç belli olmaz ben söyleyeyim size. Yani çok net söylüyorum hiç belli olmaz. Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir. Ya bunu yapacak şeye sahibiz biz. Yani arkadaşlar biliyorsunuz işte 6 aydır bizim Trabzonspor'da bir yapı değişikliğine gittik. Bir anda bakıyorsunuz çıkartıp. Yani herkesin tereddütle baktığı 2-3 oyuncu aynı anda 6 ay sonra işte birisi A milli takıma, birisi Ümit milli takıma. Daha doğrusu ikisi A milli takıma, birisi Ümit milli takıma, bir diğeri de Arda'da 19 yaş altı milli takıma. Yani oralara kadar gidiyorlar ve var bizde bu, var, var. Yeter ki kafamızı kurumdan çıkarmasını dilerim. Başkanım, ligde makaslar alıyor. İlk yarışla ilgili de neler söylersiniz? Makas, tabii kimin lehine daralıyor, soru o galiba değil mi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani bizim... Yani benim Trabzonspor olarak benim şampiyon olmadığım veya o makasın şampiyonluk olarak değerlendirdiğimiz zaman benim lehime daralmadığı yerde kimin lehine daralırsa daralsın, o beni ilgilendirmiyor. Ama bizim mücadelemiz şu anda biraz realistik olmak gerekirse 2 ile 4 arasında. Bana kalırsa iyi bir performans gösterdik. Yani o 38 milyon euroluk kadroyu 16 milyon euroya çekip İşte ülke futboluna da kazandırdığımız gençler herkesin malumu.
Bu arada tabii beni en sevindiren şey o hırçın Trabzonspor değil. Hakkı yenmesine rağmen, haksızlıklara maruz kalmasına rağmen saha içerisinde sportif duruşunu hiçbir şekilde bozmayan bir kadro yapısına sahibiz. Ve eğer yanılmıyorsam Fair Play sıralamasında da birinci sırada bir Trabzonspor. Önemli olan bunlar. Bizim açımızdan inşallah o makas, işte dediğim gibi yani biz 2 ile 4 arası, yani 4 o kadar şey değil artık, sanki biraz orayı sabitledik gibi gözüküyor ama yani ikinci sıra şu anda Trabzonspor'un hedefi. Abi bir kimin olursa olsun o kadar önemli değil yani, ama seneye herkes biraz dikkatli olsun o birinci sıra için. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.